Merhaba arkadaşlar. Her hafta sonu ders yapacağım diye duyuru yapmıştım ama bazen hafta içlerinde de zaman buldukça, fırsat buldukça sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla bugün de sizlere önemli gördüğüm bir konuyu anlatacağım. Kendi formüllerimizi, geliştirdiğimiz formülleri Excel'in tüm çalışma kitaplarında nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili bir örnek yapacağım şimdi. Öncelikle geliştirici menüsünden Visual Basic'e geldik. Biliyorsunuz bu ortama çok farklı yerlerden gelebiliyoruz. Sayfa üzerinde sağ tuş deyip kod görüntüle diyebiliriz. Klavyeden Alt F11'e basabiliriz. Geliştirici menüsünden Visual Basic'e gelebiliriz. Bir sürü yöntemi var arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ortama gelmek için. Şimdi hemen bir modül ekliyorum. Modül. Formüllerimizi bu modül içerisinde, mesela buraya modülün ismi formüllerim olsun. Hemen birkaç tane formül yapalım beraber, fonksiyon yazalım. Function mesela ne diyelim? Üçgenin alanı diyelim, alanı. Parantez içinde. Şimdi üçgenin alanı için ne gerekiyor bize? Taban lazım. Taban as integer ya da virgüllü olabilir. Double diyelim. Virgül. Yükseklik as double. Küsuratlı olduğu için, olabileceği için. Tamam. Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Bir de sonuç ne, nasıl dönecek? Sonuçta as double diyoruz arkadaşlar. Fonksiyonumuzu yazdık. Şimdi yazıyorum. Diyorum ki dim t virgül y as double diyorum. T eşittir taban. Y eşittir yükseklik. Yani bilgisayara diyorum ki bilgisayar, burada T diye bir değişken tanımlıyorum. Bu T şuradaki tabanı temsil ediyor. Y diye bir değişken tanımlıyorum. Ve bu da buradaki yüksekliği temsil ediyor diyorum. Hemen aşağıda da şu fonksiyonumun adını alıyorum arkadaşlar. Özellikle bunun aynısını alıyorum. Almanız lazım. Üçgenin alanı eşittir taban çarpı yükseklik bölü 2. Parantez de açabiliriz, açmayabiliriz de. Çünkü önem sırası çarpma ve bölme de aynı olduğu için gerek yok ama yine de yazabiliriz. Üçgenin alanı yaptık arkadaşlar. Şimdi dairenin alanı hesaplayalım. Yani aklıma bu örnek geliyor. Sizin için işinize ait özel formülleriniz mutlaka vardır. Ona göre kendiniz yazarsınız. Dairenin alanı diyorum. Alanı demiyorum, dikkat ederseniz. Dairenin alanı neydi? Pi r kareydi yanılmıyorsam. Pi as double. Aslında pi yazmamıza gerek yok. Zaten pi sabit bir sayıdır, bellidir. Sadece r diyeceğiz, çap diyeceğiz, yarı çap. Pi r kare, 2 r çap, r. R çap mı oluyor, yarı çap mı oluyor diye. Neyse, çap diyelim. Çap as double. Sonuç ne olarak çıkacak? Yine as double olarak çıkacak. Hemen aşağıda diyorum ki dim C as double diyorum. Sonra diyorum ki C eşittir çaptır demek istiyorum. Sonra dairenin alanı alıyorum arkadaşlar. Şöyle kopyalıyorum. Dairenin alanı eşittir. Pi dediğimiz 3,14 çarpı C çarpı C. Yani şimdi nokta koyacağız buraya. Pi, bakın pi budur. Bu da r karedir arkadaşlar. Yarı çapın karesidir. Bu da dairenin alanı pi r kare. Tamam, bu da bitti. Başka bir formül yazalım. Yeterli arkadaşlar. Bunu böyle uzatabiliriz. Örneğin başka, mesela siz bir pencere üretiyorsunuz. Kapı pencere üretiyorsunuz. Şöyle yazabilirsiniz. Function metretül hesapla. Parantez içinde nedir? N var mesela. N as double virgül N
kesimi enkes as byte virgül boy as double virgül boy boydan kaç boy kes diyelim. As byte diyorum. Bu en bir de açılan mesela kaç pencere açılıyor? A C L diyelim. As byte diyorum. Parantezi kapatıyorum. As double diyorum. Mesela metretül. Burada dim B E virgül B virgül B K virgül E K virgül A diyorum. As gerçi şöyle diyelim. N virgül boy as double diyorum. Dim N kesimi ender N kesim virgül boy kesimi virgül A as byte diyorum. Bunlar. Sonra şöyle yapıyorum. E eşittir N. B eşittir boy. EK eşittir N kes. BK eşittir boy kes diyorum. Anlatacağım biraz sonra bunu detaylı. A eşittir ACL diyorum. ACL mi demiştik? Evet. Yani aklıma gelen bir formülü şu anda söylerken yani dedim ya özel işinize göre de formüllerinizi üretirsiniz. Sonra metretül hesaplayı alıyorum. Metretül hesapla eşittir. Bir ara arkadaşlar bundan yıllar önce pimapen yapan bir birisi vardı. Dedim işte ben pencerelerime ölçülerimi girdiğim zaman bana fiyatını versin. Nasıl yaparım? Dedim ki sen nasıl hesaplıyorsun? Bir anlat bana. Diyor ki birisi pencere istediği zaman pencerenin boyunu yazıyorum. Örneğin 200 santim. Enini yazıyorum 160 santim. Yani pencereyi şu şekilde diyor ben anlatıyorum. Şöyle anlattı bana tabii ki ben. Oradan kendimce bir formül çıkardım. Böyle bir pencere. Pencere şöyle olsun. Şöyle. Ondan sonra döndüreyim arkadaşlar. Yani işi anladıktan sonra kendiniz de formülünüzü üretirsiniz. Şöyle. Pencere bu dedi. Şöyle. Şöyle. Bir de dedi ki mesela pencerenin şurası açılıyor. Şu her açılana da 120 santim olarak ben ayarlıyorum. Mesela pencerenin örneğin şu kısmı açılıyorsa şuradan zamanınızı da almak istemiyorum. Var ben ne aldım ya? Yay aldım ya. Ekleden şu çizgi. Mesela şu pencere açılıyor dedi. Ben bunu 120 santim hani normalde kapalıyken düz şöyle kare şeklinde bir çerçeveyken dikdörtgen gibi bir çerçeveyken halbuki üstünde bir pencere daha var yani bir yine bir parça var. Dolayısıyla dedi ben bu açılan pencereyi de 120 santim olarak kabul ediyorum. İşte bu şeye ben açılan diyorum. Yani açıl kaç tanesi açılıyor gibisinden. Adamı ben dinledikten sonra kendimce yıllar önce böyle bir formül çıkarmıştım. Herhalde biz buna da metretül. Sonra dedim ki bu sen bu işe ne diyorsun? Yani bu hesaplamalara sen ne isim veriyorsun? Dedi biz metretül diyoruz. Ha dedim o zaman metretül. Pencere bu şekilde formülümü yazdım. Şimdi metretül eşittir. Parantez içinde. E çarpı N kesimi. N'i mesela. N çarpı N kesimi. A artı boy çarpı boy kesimi. Yani boy kesimi dediğim bu arkadaşlar. Yani boy dediğim bu. N bu. Mesela N burada. N için kaç parça kesilecek? Bakın 1, 2, 3, 4 parça. N kesimi dediğim bu. Pardon. N şu. Bu N'idir herhalde. Şu da boyudur. N dediğim bu. 6'da 3 parça kesilecek. Boy dediği bu. Boydan da 4 parça kesilecek anlamına geliyor. Buradaki kes o anlama geliyor. Yani kaç N'ine kadar? 168. Kaç parça kesilecek? 4 ise 4 defa. 160. Boy kaç? Örneğin 200 kaç parça kesilecek? 4 tane boy kesilecek. İşte 4 defa 200 gibi düşünün. Parantezi kapatıyorum. Artı
Açılan çarpı 120. Her bir açılan pencerede 120 olarak hesaplıyorum. Ve metretülümüzü buluyoruz. Metretül bu. Ha, bir de çıkan sonucu arkadaşlar, çıkan sonuç santim cinsinde olduğu için bunu bir de yüze böldüğüm zaman metreye de dönüştürmüş oldum. Formüllerimizi yazdık. Neyse, siz kendi işinize göre böyle formüllerinizi çoğaltırsınız. Şimdi gelelim bunu nasıl kullanacağız? Tüm Excel'lerde şu formülleri nasıl kullanacağız? Tüm kitaplarda nasıl kullanacağız? Onu anlatıyorum hemen. Siz bu çalışmayı dosyadan farklı kaydet diyeceksiniz. Ve masa üstünü seçiyorum ben. Ve aşağıda arkadaşlar Excel eklentisi diyeceksiniz. Excel eklentisi. İsim olarak da formüller diyorum. Ve masa üstüne kaydet diyorum. Formüller diye kaydettim. Ve burayla bir işim kalmadı. Bunu isterseniz yarın, isterseniz öbür gün, ne zaman isterseniz şu formülleri Excel kitabı Excel'e birleştirebilirsiniz. Onun için herhangi bir Excel açtınız yine. Yapacağınız şey şu olacak. Dosya menüsünden seçeneklere geliyorsunuz. Buradan eklentilere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra aşağıda Excel eklentileri yazan yerden Git'e tıklıyorsunuz. Ve şuradan göz ata basarak eklentiniz neredeyse onu seçiyorsunuz. Masa üstünden formülleri seçiyorum. Bak gördüğünüz gibi formüller buraya geldi ve tamam. Artık ben örneğin şu anda yeni bir çalışma kitabı açıyorum. Mesela örnek diyorum. Örneği açar açmaz benim formülüm buradadır. İsterseniz hemen deneyelim. Bakın. Mesela bir pencere yapacağım. Boyu 160. Boy için 4 tane kesilecek. Eni 180. En için 3 tane. 2 penceresi açılacak. Metretülü bulayım. Eşittir. Metretül. Görüyorsunuz. Metretül hesapla. Hemen şurası. Noktalı virgül. Şurası. Ayrıca şurası ve şurası ve şurası diyorum. Parantezi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi 14 metre 2 santim gidecek. Aynı şekilde eşittir. Metretül hesapla deyip şu alanı da seçebilir miyim? Seçemiyorum. Tek tek seçmek zorundayım. Eşittir. Metretül hesapla. Şurayı, şurası, virgül, şurası. En kesimi bir de açılım deyip Enter'a basıyorum. Metretül bu pencere için 14 metre gidiyor. Örneğin metre fiyatımız 30 liradan olsa eşittir. Metre fiyatı çarpı metretül deyip adama bu pencere ise 426 lira yapabiliriz diyebiliriz. Hemen şu formülleri aşağı indireyim. Mesela bir pencere hesaplayalım. Ya da direkt ben bu 30'u sileyim de. Burası eşittir. Metretül çarpı 30 diyelim otomatik olarak. Metretül çarpı 30. Sonunda bir eşittir. Ha, tamam. Bunu da aşağıya indirdim. Şimdi birisi ölçü veriyor bize ya da birisinin dairesine gittik. Pencere siparişi var. Pencerelerini ölçtük. Şuralara başlık da yazalım isterseniz. Buraya boy diyorum. Boy kes diyorum. En kes diyorum. Açılan diyorum. Şuraya metretül, şuraya da fiyat. Gittik ölçüsünü aldık. Boyu 180, 4 parça kesilecek. Eni 200, 2 parça kesilecek. Bir pencere açılacak. 372 lira. Adam desek ya iki penceresi açılsın. Bu kadar 408 lira diye hemen fiyat verebiliriz. İsterseniz bakın yeni bir çalışma kitabı açıyorum. Burada da yine aynı şekilde eşittir metretül diyebiliyorum gördüğünüz gibi. Ya da bir üçgenin alanı hesaplayalım. Hemen taban, şurada yükseklik, şurada alan diyorum. Alan buraya eşittir. Üçgenin alanı taban noktalı virgül yükseklik parantezi kapat enter. Hemen tabanı 18, yüksekliği 20. Gördüğünüz gibi alanı 180. Başka ne hesaplamıştık? Daireyi hesaplayalım mesela. Yarıçapı 60 ise eşittir üçgenin alanı deyip şurasını diyorum ve gördüğünüz gibi A5 bunu niye hesaplayamadı? Biz bir yerde yanlış yapmışız. Demek ki formülümüzde bir hata var. Şuradan hemen geçip bakabiliriz. Dairenin alanı çap bu 3,14
çarpı C çarpı C. Yanlış da hesaplamamışız ya. İlginç. Eşittir. Üçgenin alanı. Neyse arkadaşlar, burayı boş verin. Burada ben anlamadım niye bunu yapmadı. Üç 3,14. 3,14 mi diyeceğiz? Aslında bir dakika, şurada şöyle bir şey yapalım. Dim pi as, bir dakika, normalde as ne diyelim? Pi eşittir 3,14. Arkadaşlar, zaman videoyu uzatmak istemiyorum. Kısaca burayı yapamadım. Siz yaparsanız bildirirsiniz. Umarım anlamışsınızdır. Yani ne kadar yeni bir kitap açarsanız arkadaşlar, formülleriniz geçerli. Eşittir metretül hesapla. Bakın burada kullanabiliyorsunuz. Eşittir üçgenin alanı kullanabiliyorsunuz. Eşittir daire. Yani demek istediğim, burada hemen her yerde formülleriniz geçerli. Ne zaman formüllerinizi devreden çıkarırsınız? Onu da geliştiriciye gelip şurada eklentilere tıkladığınız zaman, şuradaki checkbox'ı kaldırırsanız, bu formüllerin checkbox'ını kaldırdığınız zaman artık metretül hesapla çalışmaz. Tüm formülleriniz devre dışı kalır. Tekrar şurayı işaretlemeniz durumunda formülleriniz tekrar devreye girer. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim. Aşın doğrusunu da söylemek gerekirse, videodaki ilgiye göre benim de başka ders, yani ders anlatma isteğim de artıyor işin doğrusu. Eğer hani verdiklerinize karşı taraf alıyorsa, bir talep varsa, arz talep meselesi gibi düşünün. Talep varsa arz olur. Talep yoksa arz da olmaz. Dolayısıyla abone sayısındaki değişmeler, hani ben bunu gerçekten yanlış anlamayın. Videolardaki beğenme oranları, bu bizi arıza teşvik ediyor. O sizden gelen talebi gösteriyor dolayısıyla. Bu konuda bu tür derslerin devamını istiyorsanız, böyle siz de talebi belli edin arkadaşlar ki biz de arz edebilelim. Hepinize başarılar diliyorum.